Merhaba, Uğurlu Evim YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bol güneşli bir günde dip boyası yapmak için karşınıza geçtim. Aslında bir haftadır boyalarım kenarda bekliyor. Elim nedense bir türlü gitmedi boyalara. Bir de rengi bir türlü karar veremedim. Çok farklı zıt tonlara dönmek istiyorum. Aslında şu sarıları tamamen yok etmek de istiyorum. Bakır kadar yoğun olmasa da karamelimsi tonlara genel olarak bu sarıları da kaybederek dönmek istiyorum. Aslında bir yanında diyor ki işte dipleri birazcık daha açıcı kullanmadan daha açık hale getir. Birazcık daha bu zıtlığı ortadan kaldır diyor. Vesaire bir yanım aynı tonlarda devam et diyor. Yani bir türlü karar veremedim. Tamamen böyle ekonomik elinde bulunsun diye dediğim gibi o Migros indiriminden 10,5 TL'ye bu kutuları almıştım. Şu an A101 BİMşoklarda bile 18 TL falan galiba. Daha da zam gelmediyse en son bu şekildeydi. 8'i almıştım. 8.0'ı. Paletlerin doğal renkler serisi. Bu arada şöyle, bu hani soruyorsunuz ya farkı ne kutuların? Eğer şu yeşil dışlıysa, kutuluysa ve üzerinde doğal renkler serisi diyorsa adı üstünde zaten doğal renkler. Çok böyle aman aman boyadığım belli olmasın. Çok yoğun yoğun pigmentler bırakmasın saçımda. Daha sanki doğal saçımmışçasına görünsün istiyorsanız bu seriyi tercih edin. Ama yok, şu mor seri de ve bangır bangır ben boyandım boyalı bir saçım diye bağırsın istiyorsanız bu mor seriden renkler seçin. Çünkü burada pigmentler daha yüksek oluyor. Daha canlı oluyor renkler. Adı üzerinde göz alıcı oluyor renkler. Üzerinde de yazıyor zaten. Daha ben boyandım diyor yani saç. Farkı bu. Herhangi bir başka bir içerik olarak olsun, fiyat olarak olsun farkı yok. Deluxe serisi de paletlerinin daha iyi serisi. Daha zengin yağlarla birleştirilmiş serisi. Biraz daha kaliteli bir seri diyeyim. Bu paletlerin, bu serinin üstünde. Fiyatı da ona göre şekilleniyor. Bu yani ekstra başka bir farkı yok. Şimdi ben 10,1'e, bu arada 10,1 çok çok yani çok fazlaca boyadığım bir renk, çıkacak olan sonucu gerek açılmış saçta gerek açılmamış saçta çıkacak olan sonucu adım gibi biliyorum. Şimdi bundan çok fazla medet umanlar var. Hani saçları açıp turuncu olup da üzerine bunu boyayayım da şu mankendeki gibi olsun isteyenler çok var. Lütfen yanılmayın. Birçok videomda ben bunu anlatmıştım zaten. Şimdi böyle işte bilgiler veriyorum. Sonra video çok uzun oluyor. Ondan sonra videoda ben çok konuşmuş oluyorum. Yine söylüyorum, bu bilgi kısımlarını bilenler atlasın, sadece saçını boyasın. Boyamayı izlesin ya da. Ama bilmiyorsanız da muhakkak dinleyin. Eğer bunu direkt ben şu açılmamış saçı zaten yaparsam, İşte koyu tonlu diplere, açılmamış diplere yaparsam ya da saça böyle asla bu sonuç çıkmıyor. Hatta turunculaşmış bir sonuç çıkıyor. Niye? Çünkü bu seri öyle bir seri ki 4 tona kadar renk açma özelliği var. Ne yapıyor? 3 ton garantiliyor. 4 ton açıyor, açamıyor. Yani 3 ton garanti açıyor ama açarken de ne yapıyor? 4, 3 ton, 4 ton turunculaştırarak açıyor. Nokta 1'ine aldanmayın. Bu serinin küllülüğü yok denecek kadar az. Yani o palette için konuşuyorum. Palettenin 10,1'inin küllülüğü çok hafif bir küllülük. Yok derecek kadar bir az bir küllülük. Ama temiz açılmış bir saçınız varsa diyelim şu tarz bir sarının üzerine yapacaksanız çok da güzel bir sonuç veriyor. Onu söyleyeyim. Ben şimdi bunu kullanacağım. Bu tüpün tamamını içindeki oksidanıyla beraber kullanacağım. Artı saçlarımdaki yoğun beyazları kesinlikle bu onlar kapatmayacağı için 8.0'dan da yarım tüp kullanacağım. İçindeki oksidan da %6'lık oksidan bunu. Yine onu da yarım tüp kullanacağım. Hem şey yapsın diye, beyazlarımı kapatmaya destek olsun diye. Hem de zaten ana ton olduğu için de biraz da boyayı tutuculuğu olsun diye. 10,1 çabuk da akan bir renk aynı zamanda. Bu amaçla kullanacağım. Bir de çok alakasız bir boya daha var yanımda. Uzakta kalmış. Şöyle bunu almam gerekiyor. Neva Color'ın fil dişi var. Daha önce bu sarıya bu fil dişini kullanmıştım. Çok ses getiren bir video olmuştu. Yani hem bendeki sonucunu çok beğenmiştiniz, hem sizler de uyguladığınızda memnun kalmıştınız fil dişinden. Fil dişi nasıl bir renk? Fil dişi aslında krem gibi bir renk. Daha böyle soğukça bir renk. Sıcak olmayan bir renk. Daha mat bir renk. Şimdi 11 numara fil dişini de kullanacağım. Yine bunun için de %6'lık oksidan ekleyeceğim. Yarım tüp tam burası. Şöyle bakın, yanda ölçüler var. Tam yarım tüp. Fil dişini de kullanacağım. Yine yarım tüp oksidanla beraber kullanacağım %6'lık. Niye bunu da kullanıyorum? Şimdi zaten şunu dedim ya, hani turuncu çıkartıyor. 4 tona kadar açmaya zorluyor nihayetinde. Ha yok, açsın istemiyorsanız %6'lık oksidanla da bunu yapabilirsiniz. Daha az olacaktır turunculaşmanız. Ama ben içindeki %9'u ellemeyeceğim, kullanacağım.
Evet, birazcık açsın daha diplerimi, yumuşatsın istiyorum. Ama diğer oksidanımı %6'lık kullanacağım karışımımı. Hem asıl 8.0'ın tokluğundan ve beyaz kapatmasından faydalanırken 11'in de birazcık hafif böyle matlılığından, kremsi bir renk ya bu, hani fil dişi. Bundan tamamen uydurmasyon yani. Kafamca karıştırıyorum. Hani ne sonuç çıkaracak, bunlara ne kadar destek sağlayacak bu fil dişi, biliyor muyum? Şu an bilmiyorum. Çünkü fil dişini bu ikili karışımla hiç kullandım mı? Kullanmadım. Daha farklı sarı tonlarla hani kullandım. Şimdi boyaların hepsini şöyle elimde tutayım size. Ne kullanıyorum? Ha, şöyle. Oldu. Şöyle boyaları gördük mü? Gördük. Evet, turunculaşabilir, sıcaklaşabilir. Yani küllü bir sonuç da istemiyorum. Zaten hafiften böyle sıcaklaşabilir. Onda bir sakınca yok benim için. Ama yine söylüyorum, eğer siz istemiyorsanız onu, bunun yanına bir daha baskın bir küllülük de kullanabilirsiniz. Yani yaz açılmış ve boyunuz, ucunuz bu şekilde bayağı açık bir saçsa, dipleri de açtıysanız o dibin üzerine de bunu da uygulayabilirsiniz. Gayet güzel bir dip olacaktır. Ama içindeki oksidanı muhakkak altılık kullanın. Evet. Olur mu? Hemen ben bunu karıştırıyorum. Eski boya tişörtüm var, meşhur. Onu giyiyorum. Karşınıza öyle geliyorum. Şöyle boyamı bir güzel karıştırdım. İki tüp boya, iki tüp oksidan var yani şu an burada. Çok güzel yedirdim. Saçlarımı hemen açıyorum. Banyoya geçeceğim artık. Orada iki ayna karşısında yapıyorum. Arkalarımı net ve güzel bir şekilde boyamış oluyorum. Öyle yapacağım. Buraları da batırmak istemiyorum. Henüz bir zarar gelmedi çok şükür. Yeniden merhaba. İşlerimi bitirdim. Çarçabuk karşınıza geldim. Şimdi aslında ben sıcak tonları gerçekten özlemişim. Uzun zamandır soğuk sarılarda, işte mat sarılarda, küllü sarılardayım. Birkaç zamandır da diplerimi açmıyorum. Açıcısız dip boya uyguluyorum ama hep küllü tonlarla bunu uyguluyorum. Ama bu kez daha sıcak, daha açık tonlarla dibimi açmaya çalıştım. Net bir şekilde yine göstereceğim. Tabii ki parlak tonlar, açık tonlar bu dibi uyguluyorsanız bu sarılar da nasipleniyor. Mesela daha açık, daha canlı, daha parlak oluyor. İşte mat tonları uyguluyorsanız bu sarılarınız birazcık daha matlaşıyor. Küllü tonları uyguluyorsanız bu sarılar daha da küllüleşiyor. Ama ne oldu? Dibe sıcak tonlar uyguladığım için ve daha açık tonlar uyguladığım için bu sarılar da daha parlak, daha canlı, daha sıcak oldu. Gerçekten benim bu görüntü çok hoşuma gitti. Ve şuna karar verdim. Evet, bundan sonra kesinlikle sıcak tonlarla boyayacağım yaza kadar. Yaza kadar sıcak tonlarla idare etmeyi düşünüyorum. Yine aşıcı kullanmadan yaza kadar bayağı daha güzel olsun saçlarım, daha derlensin, toplansın. Aşıcı da biliyorsunuz yoğun kimyasallar var. Hani hangi markayı alırsanız alın, tabii ki daha iyi markalarla daha iyi saçı, saç dokusunu, bağ dokusunu korursunuz ama yine kimyasal, yine kimyasal bir şekilde saçlar yıpranıyor. Bundan kaynaklı işte ne dedim? Evet, sıcak tonlar devam etmeye karar verdim. Aklımdaki de buydu zaten. Karamellere dönmekti. Yoğun bakır olmasa da, yoğun turuncu olmasa da böyle altın karameller gibi, altın tonları gibi istiyordum. Şimdi bu sonuçtan sonra evet dedim. Kesinlikle Gülhan, sen bundan sonra evet bu tonlarla en azından yaza kadar devam edebilirsin. Belki yazın tamamen genel bir açma yapabilirim. Diplerimi şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Boyaların kutularını da yanıma aldım bu arada. Tekrar
üzerinden geçmek adına. Şimdi soru olarak yazıyorsunuz aşağıya. Tabii evet, kafanıza takılanları yazın, sorun. Ben er ya da geç elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım, çalışacağım, çalışıyorum da zaten, ama hani net bilgi veriyorum zaten. Çok detaylı videolar çekiyorum. İzleyenler biliyorlar zaten. Şimdi ne oldu? Ben tek başına bu 10.1'i kullansaydım, eğer paletlerin tek başına 10.1'ini kullansaydım, aşırı bakır, aşırı yoğun, tek başına boya yapmadan gezemeyeceğim bir diplerim olacaktı. Ne yaptım? Fil dişiyle bunun birazcık daha yumuşattım. 8 numara yine bal köpüğüyle, paletin bal köpüğüyle de ne yaptım? Hem beyazlarımı kapatmış oldum, hem de renk tonunu birazcık daha oturtmuş oldum. Öyle söyleyeyim sizlere. Saç diplerimi şöyle yakından göstereyim, ama şey, bu sarıların çok güzel bir ton aldı. Ona bayıldım özellikle de. Yumuşak ve sıcak ton aldı. Gerçekten ben fazlasıyla artık sıkılmışım mat tonlardan, küllü tonlardan. Şöyle göstereyim. Çok yoğun beyazlarım vardı burada, biliyorsunuz. Şöyle yukarıdan göstereyim. Şöyle geçişlerden daha da iyi anlayacaksınız. Şöyle elimi koyayım. Tonlar gerçekten benim hoşuma gitti. Sıcak tonlarda boya önerisi yapabilirsiniz bana. Ya da işte şu rengi dener misiniz diye yazabilirsiniz. Tavsiyeleri, yorumları açığım bu noktada. Ve biraz sıcak ilerleyeceğim. Niyetim yaza kadar sıcak ilerlemek. Bu kış dönemini biraz daha böyle sıcak tonlarla geçirmek. Bu kadar. Saçı başı yine dağıttım. Videomu kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Her zamanki gibi 40 dakika beklettim. Hangi marka olursa olsun, ben boyadıktan sonra tam 40 dakika bekletiyorum. Yıkarken ılık suyla, hatta soğuğa yakın bir suyla yıkıyorum ki böyle sıcak su akıtıyor zaten boyayı, akıtmasın diye. Kesinlikle şampuan yapmıyorum. Boyanın o 2 gün daha etkileşimi devam ediyor çünkü saçta. Öldürmüyorum o etkileşimi kesinlikle. Ne yapıyorum? Önce saçımı güzelce arındırıyorum boyadan. Ilık suyla arındırdıktan sonra o boyaların içinden çıkan maskelerle sanki şampuanlar gibi yapıyorum ve yine 5 dakikada bekletiyorum ve bu şekilde durulama yapıyorum. 2 gün sonra şampuanlama yapıyorum. Şimdi bu saçı 2 gün sonra şampuanlama yapacağım. Belki bir miktarda o zaman akacak. Tam rengi oturmuş olacak. Yine şunu da söylemek istiyorum. İzliyorsunuz fakat abone olmuyorsunuz. Ya da işte beğeniyorsunuz, belki taktiklerimi uyguluyorsunuz ama beğeni yapmıyorsunuz. Minnak olsun, bir kalp de olsun, yorum bıraksanız, hani ben hep yeterli olduğunu söylüyorum. Bir destektir bu da bana. Ve bunlar olmuyor. Ben bu noktada gerçekten artık çok muzdaribim. İzleniyor. Beğenilmese herhalde bu kadar izlenmez. Ya da taktiklerime güvenmeseniz ya da kullandığım boyalara güvenmeseniz, uygulamıyor olsanız belki izlenmeler böyle olmaz. Ama buna karşılık abone sayım çok düşük. Yani çok yavaş ilerliyor. İzleyenlerin çok çok düşük bir kısmı sadece abone oluyor. Ama o izleyenler yine evet izlemeye devam ediyor videolarımı. Ama diyor ki ya ben izleyeyim ama bir katkım başka türlü olmasın istiyor. Yani abone ücretli değil, like'lar ücretli değil. Hani bunların hiçbir ücretli değil. Bu gerçekten böyle benim artık şey üzmeye başladı. Sürekli hani analizler geliyor. İzlenmelerim evet gerçekten iyi gidiyor. Ama buna karşılık abone sayım çok minnak minnak. Hani zor ilerliyor. Lütfen kanalıma abone olun. Beğeniyorsanız beğeni yapın, yorum yapın, eksik gördüğünüz yerleri de yazın. Her türlü yoruma açığım. Ama lütfen kanalıma destek olmayı unutmayın, olur mu? Yine farklı videolarla ben sizlerin karşısında olacağım. Mutlu kalın, hoşça kalın.